işte. Bu da onlardan biri. Burada gerçekten çok zor maçlara da tanıklık etmiştik. O yüzden ayrıca kutluyoruz yani hocayı. O takımı. Öncelikle tabii ki duygularını almak istiyorum. Hem de maçı nasıl değerlendirir? No, sono particolarmente orgoglioso di questi ragazzi che hanno fatto una partita straordinaria. Iniziata male su un campo molto difficile, siamo riusciti a fare comunque un'ottima partita, siamo riusciti a tirare in porta 24 volte, dove l'Islanda negli ultimi due match con il Montenegro aveva subito 10 gol nella partita e con il Galles 10 tiri scusa, e 8 con il Galles, noi in un'unica partita siamo riusciti a farne 24. Abbiamo fatto 4 gol, uno in più della nostra storia in 7 partite giocate qui, e quindi c'è veramente grande soddisfazione perché la partita è stata anche emotiva e i ragazzi hanno dimostrato grandissima maturità, un grandissimo attaccamento alla nazione, e questo si percepisce in ogni giorno che trascorre con questi ragazzi, quindi c'è un gruppo meraviglioso, ci godiamo questa vittoria e mi auguro che tra un mese si possa gioire per il primo posto che va comunque conquistato. Yani aslında çok gururlu olduğumu söyleyebilirim bu performanstan sonra. Muazzam bir performans gösteren futbolcularımla gerçekten inanılmaz gurur duyuyorum. Kötü zemin, kötü bir başlangıç olmasına rağmen tekrardan maça istediğimiz performansı bir şekilde koymaya gayret ettik ve başardık. Biliyorsunuz ki İzlanda milli takımı son Karadağ maçında sadece 10 tane şut kalesinde görmüştü. Galler'e karşı da 8 tane şut görmüştü. Biz de bu maçta tek bir maçta 24 tane şut attık. Onların kalesine ne kadar yakın olduğumuzu da, kaleye ne kadar çok gidebildiğimizi de gösteren bir detay. Çok fazlasıyla duygusal bir maçtı ve futbolcularımızın duygusal olgunluk gösterdiği bir maçtı aslında. Çünkü mücadele ve fedakarlıkların çok üst düzey olduğu bir maçtı. O yüzden çok keyifli bir galibiyet oldu hepimiz için. Baktığınızda futbolcularımızın grubu inanılmaz bir futbolcu grubuna sahibiz. Yani bu yüzden gerçekten çok mutluyuz, çok da keyifliyiz. Onlarla beraber bu ilkleri yaşamaya da devam ediyoruz, sağ olsunlar. Şunu da söylemek lazım. Bir ay sonra umarım burada birinciliği de beraber kutlamaya başlarız. Çünkü hedefimiz biliyorsunuz A grubuna gitmek ve bir ay sonra umarım istediğimiz gibi her şey gider ve birinci olarak gruptan çıkmaya başarırız. Çünkü çok önemli bir maçımız var Galler'e karşı biliyorsunuz. Bu kadar. Sono soddisfatto che la squadra ha dimostrato di avere un gioco corale, di avere geometrie. E la dimostrazione che anche oggi siamo andati in gol con calciatori diversi, oggi addirittura 4, e quindi mi rende ancora più orgoglioso come allenatore. Yani şöyle söylemek lazım. Takımımızın da ne kadar böyle geometrileri oturmuş artık zaman zaman görebiliyoruz ve 4 tane farklı futbolcuyla da 4 tane gol atıyoruz. O yüzden gerçekten çok umut verici ve çok gurur duyuyorum hepsiyle. Çünkü inanılmaz bir performans verdiler sonuna kadar. Olgucan Bey. Hocam öncelikle tebrikler. Siz de az önce bahsettiniz. 4 farklı oyuncu, 4 gol. Turnuvada da 5 maçta 8 gol atmıştık. Yine grupta da 4 maçta 8 gole ulaştık. 4 gollü galibiyetin ardından forvet tartışmalarını tamamen rafa kaldırdık diyebilir miyiz? No, mi dispiace, stavo iniziando a divertire invece. Üzülüyorum çünkü keyif almaya başlamıştım o sorulardan. Hilmi Bey. Az önce İrfancan'ın açıklamalarını da dinledik. O dedi ki benim golüm önemli, Kerem'in golü güzeldi dedi. Hocanın bir sıralaması var mı bu konuda? Katılıyor mu ya da İrfan'a? İrfan non si ricorda la bellezza del suo gol. Secondo te qual è più bello, con l'Irfan o con l'Irfan? Ma posso dire la verità, per me i gol sono tutti belli. Ed ex attaccante i gol più importanti che fanno la differenza, e credo che l'abbia fatta anche oggi, è stato la pressione di Kerem e gol di Arda, che è un gol che si fa non solo con la tecnica, quella ce l'hanno e si vede, ma sono gol che fanno la differenza nell'arco anche di un campionato. Se un attaccante, un giocatore offensivo riesce a fare dei gol così, fa la differenza in termini di classifica e in termini anche di score personale.
Yani şöyle söylemek lazım. Aslında gerçek anlamda cevap vermem gerekirse bütün goller her zaman güzeldir benim için. Ve eski bir forvet olarak özellikle Kerim'in baskısında Arda'nın golü benim için çok çok mutluluk vericiydi. Çünkü böyle ofansif futbolcuların teknik kapasiteleri bu kadar zaten yüksek olmalarına rağmen bu kadar iyi mücadele vermeleri ve sonucunda gol atabilmeleri, biliyorsunuz ki bu tarz goller her zaman fark yaratır ve sadece bireysel olarak değil, yani takım olarak değil, bireysel olarak da fark yaratır. Sonrasında tabelalarda her zaman o isimleri daha fazla gol atmış olarak görmüş olursunuz. Però devo dire che Fan ha fatto un gol straordinario, insomma, di tecnica, ma anche Kerem alla fine ha fatto un gol bellissimo, così come non era assolutamente facile per Hakan calciare il secondo rigore, soltanto un campione come lui poteva riuscire ad avere quella freddezza che ha avuto sul secondo rigore. Şunu da söylemek lazım. İrfan'ın golü teknik açıdan muazzam ötesiydi. Onu söyleyebiliriz. Kerim'in golü de ayrı ayrı çok güzeldi teknik anlamda. Ama ikinci penaltıyı kullanmak biliyorsunuz ki kolay değil. Hakan'ın da bu soğukkanlılığı ikinci penaltıda ve golü atması gerçekten gurur verici. Çünkü sadece onun gibi bir futbolcu böyle ikinci penaltıyı kullanabilir. İzlanda basınından bir soru var. Onu alalım. I want to ask a question about the tactical changes you made during the halftime after Iceland outperformed Turkey. What changes did you make during halftime? Bir Türkçesini duyabilir miyiz? Hocamıza şunu sormak istiyorum. Devre arasında nasıl bir teknik olarak değişiklik yaptı? İlk yarı ve ikinci yarı arasında çok fark vardı. Nasıl bir değişiklik yaptı devre arasında? Ma no, noi eravamo in partita, arrivavamo un po' lungo sulle marcature preventive dove abbiamo subito il primo gol. Ho detto di continuare a giocare e a muovere la palla con velocità, anche con passaggi corti come hanno fatto, perché in questo modo era più facile rimanere in piedi, perché veramente si a tratti si pattinava. Infatti abbiamo avuto quasi oltre 400 passaggi, il doppio dell'avversario, e quasi il 90% di passaggi riusciti. Insomma, questo per la lunga penso che abbia determinato la partita. Şöyle, yani ilk yarının sonunda zaten futbolcularımızla konuşurken hani maçta olduğumuzu söyledim, tekrar ettim onlara. Çünkü sonuna kadar her anda maçta olduğumuzu, varlığımızı hissettirdik rakibe. Sadece önleyici defans pozisyonlarını alırken biraz mesafelerimiz uzundu rakibe göre. O yüzden orada biraz zorlandık, kontrataklar yedik. Ama şunu da söylemek lazım, kaygan zeminde bazen böyle mesafeleri açtığınızda zorlanmaya başlarsınız. Bunu tekrar ettim kendilerine ve biraz daha yakın destekte durmaları gerektiğini söyledim ve 400 pas atmayı başardık rakibimizin iki katı ve bunu 400 pasın %90'ı başarılı bir şekilde geçirdiğimiz bir maç oldu. Poi un altro dato che forse mi sono dimenticato di dire prima, che mi rende soddisfatto tornando alla prima domanda, è che in un'unica partita oggi abbiamo fatto 4 gol, uno in più rispetto alle 7 precedenti partite che avevamo giocato qui nella nostra storia, quindi questo anche mi dà una soddisfazione anche che sinceramente alla vincita nemmeno si pensava. Yani ilk soruya dönmek istiyorum çünkü bir veri var, onu vermeyi unuttum. Özellikle bir maçta bu sahada 4 tane gol atmak ve eski maçlarımıza baktığımızda son 7 maçta burada sadece 3 tane gol atabilmiş bir milli takım vardı. Bir tane fazla gol atabilmek ve bir maçta 4 tane atabilmek gerçekten ayrıyetten gurur verici bir detay oldu benim için. Bir soru daha var, buyurun. I also want to ask if you think Iceland should have gotten a penalty for handball during the second half? If you saw the handball? Ayrıca şunu sormak istiyorum. Ayrıca şunu sormak istiyorum. İkinci yarıdaki İzlanda'nın penaltı pozisyonu sizce penaltı mıydı eğer gördüyseniz? No, dal campo non mi sembrava perché la palla si è allontanata troppo per essere un braccio. Se arriva un tiro, arriva la palla su un braccio, la palla rimane lì. Se invece si muove così tanto, quindi anche dal campo ero abbastanza tranquillo. Yani şöyle söyleyeyim, sahanın kenarında baktığımızda top
ani bir şekilde vücuttan uzaklaşıyor. Eğer gerçekten koluna değmiş olsaydı top orada kalırdı. O yüzden gönlüm rahattı o pozisyonda. Yani penaltı olmadığını net bir şekilde biliyordum. Poi ora mi diverto un po' io oggi con i numeri, me ne sta arrivando un altro molto interessante, che con oggi 12 tiri verso dentro la porta siamo la squadra in tutta la National League che ha tirato di più fino a questo momento. Yani bugün biraz ben eğleneceğim verilerle size aktarırken. Bu Uluslar Ligi'nde bu maçta 12 tane şutumuz var direkt kaleye giden ve Uluslar Ligi'nde en çok şut atan kale ceza sahasının içinde. Ma non solo quella di B, ma A, B, C. Ama mesela sadece B grubunda değil. Yani C grubunda, A grubunda hepsinden daha çok şut atan takım biziz. Just last question. Just one moment. Hilmi Bey. I want to ask, the last time the Turkish national team was in Iceland, the Turkish players and the coach who was coaching the team in 2019 were very unhappy how they were treated at the airport. So I want to ask, how was the travel this time? Bir de şunu sormak istiyorum. 2019'da Türk milli takımı buraya geldiğinde takım ve teknik ekip havaalanındaki tutumdan pek memnun değildi. Bu seferki seyahatiniz nasıl geçti, onu merak ediyorum. Ma l'ingresso benissimo. Poi forse nel mondo siete tra i paesi più ospitali. E non ho dubbi che ciò succeda anche adesso che torniamo a casa con la vittoria. Yani şöyle söylemek lazım. Bu sefer gerçekten sorunsuzdu bütün hani ülkeye girişlerimiz ve yanılmıyorsam İzlanda'da dünyanın en misafirperver ülkelerinden bir tanesi ve böyle bir galibiyetten sonra da çok fazla problemle karşılaşacağımızı da düşünmüyorum misafirperverlik seviyelerinden dolayı. Hilmi Bey'le son soruyu alalım, toplantımızı tamamlayalım. Biz zaten hocanın verdiği istatistiklerden şu an mutluyuz her zaman. Böyle istatistikler umarım devam eder fazlasıyla. Ben Kerem'e de özellikle sormak istiyorum. Sanki transferinden sonra çok başka bir seviyede oyuncu izlemeye başladık. Evet, çok yetenekliydi. Biz Polonya'da da röportaj yaptık onunla ama hani transferinden sonra sanki dünya çapında bir oyuncu haline mi geliyor yavaş yavaş? Ma è una domanda non facile, no? La risposta, ma ci provo. Kolay bir cevap olmayacak. Senza offendere nessuno. Yani kimse alınmasın buna. Ma lui, io l'ho seguito tantissimo. Ormai sono in Turchia da 3 anni, un calciatore che per caratteristiche mi piace tantissimo. Ce ne sono pochi che sono abili ad attaccare la porta come lui, a fare gol e a sacrificarsi per la squadra. Sì, è stata una fase dove non era tranquillissimo, non so se è associato al fatto che forse aveva bisogno di cambiare squadra, questa sensazione l'ho avuta anche io, infatti subito dopo il trasferimento ha giocato con Montenegro, no? Perché anche io percepivo che aveva qualcosa di diverso. Yani aslında çok takip ettiğim bir futbolcuydu. Ben 3 senedir Türkiye'deyim biliyorsunuz. Böyle özellikleri barındıran bir futbolcu pek kolay bulamazsınız. Yani zaten böyle derinlemesine gidebilen, teknik kapasitesi çok yüksek olan bir futbolcu, şutu, pası, her şeyi olan bir futbolcuyu bulmak gerçekten kolay değil. Son dönemlerde belki kafası rahat değildi. Transferinden sonra ben zaten hani kafasının biraz daha böyle rahat olduğunu hissettim ve Karadağ maçında oynattım direkt olarak biliyorsunuz. Ama yani eski takımıyla alakalı olduğunu söylemek istemiyorum. Yani kafası gerçekten farklı bir konumda şu anda ve daha rahat görüyoruz hepimiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Teşekkürler.